Gençler hepinize selamlar. Yeni bir Dead by Daylight güncelleme videosu ile karşınızdayım. Oyunun birkaç mekaniğinde çok ciddi değişiklikler oluyor. Zaten elbet birilerinden falan izlemişsinizdir. Ben bugün daha detaylı, daha düzenli bir şekilde anlatacağım. Videonun hemen başında şunu söyleyeyim. Şu an oyunun test serverındayım. Normalde test serverına gelen yenilikler birkaç hafta sonra ana oyuna da ekleniyordu. Fakat bu kez öyle olmayacak. Bu anlatacağım şeylerin ana oyuna ne zaman ekleneceği belli değil. Fakat kesin olarak getirmeyi planladıkları bir şey. Test serverda kullanıcı yorumu alıp en iyi haliyle de ana oyuna getirmeyi planlıyorlar. Hızlı bir şekilde değişiklikleri anlatayım. İlk olarak ne kadar gerekli bilmiyorum ama Rift ile başlayalım. Çok minicik bir değişiklik. Bir görev almak istediğiniz zaman göreve basılı tutmanız gerekiyordu. Artık mouse ile tek tıklamanız yeterli oluyor. Yani Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi diyebiliriz. Yine Rift ile ilgili bir diğer değişiklik de eskiden sadece bir tarafa görev alabiliyordunuz. Yani sadece kurban ya da sadece katile görev alabiliyordunuz. Artık ikisine birden hem katile hem kurbana görev alabileceksiniz aynı anda. Sıradaki değişikliğimiz sona kalan mantığı. Şöyle bir mantık eklemişler. Eğer kurbanlar oyundan düştüyse, yani disconnect olduysa, yerdelerse, kancadalarsa ya da kaçtılarsa geriye kalan son kurban sona kalan efektlerine giriyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? 1. Hem katilin hem de Survivor'ın FOV'u artıyor. Yani ekranı genişliyor. Daha geniş alanları görebiliyor. Ve son kurbana özel mori yeme modu açılıyor arkadaşlar. Eğer dediğim gibi sona kalan modu açıldıysa katil son kurbanı yere düşürdüğü an otomatik olarak bir animasyon giriyor ve sizi haritanın rastgele bir yerine ışınlıyor. Son kalan kurbana da mori atmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hangi katili oynuyorsanız o katilin özel morisini son kurbana yapmış oluyorsunuz. Yani bu sistem neyi getirdi arkadaşlar? Oyun içerisinde mori kullanamayacaksınız artık. Yani bir kurbanı iki kere asmış olsanız dahi üçüncü kere yere düşürüp mori atamıyorsunuz oyun içerisinde. Piramit Kafa ve Sadako'nun özel morileri duruyor. Yani gerekli şartlar yerine getirildiği zaman bu iki katille kurbanlara özel mori atabiliyorsunuz. Bir de Michael'ın seviye 3'teyken mori atmanızı sağlayan eklentisi duruyor arkadaşlar. Bununla da maç içerisinde mori atabiliyorsunuz. Onun harici diğer katillerin hiçbirisiyle oyun içerisinde mori atamıyorsunuz. Şimdi bu sistemi ilk defa duyanlar varsa katiller açısından çok güçlü olduğunu fark etmiştir. Fakat tabii ki bu kadar basit değil. Bunun yanına Survivor'lara da şöyle bir avantaj eklemişler. Eskiden kullandığımız yerden kalkma perklerini tamamen devre dışı bıraktılar arkadaşlar. Yani yerden kalkma özelliklerini devre dışı bıraktılar. İşte takma kafaya veya da yıkılmaz perkü gibi bizim maç içerisinde kimsenin yardımı olmadan yerden kalkmamızı sağlayan perkler artık bizim yerden kalkmamızı sağlamayacak. Unbreakable'a şöyle bir buff geldi. Yerden kalkma hızımızı %100 arttıracak. Peki yerden kalkmamızı sağlayan perkleri devre dışı bıraktılarsa nasıl bir avantaj eklediler? Hemen onu anlatayım. Artık kurbanların pasif bir şekilde unbreakable olacak arkadaşlar ve sınırsız olacak. Katil sizi yere düşürüp 45 saniye içerisinde yerden almazsa kimsenin yardımı olmadan kendi kendinize yerden kalkabiliyorsunuz ve bunu maç içerisinde sınırsız olarak yapabiliyorsunuz. Fakat Unbreakable'daki gibi barı doldurup anında yerden kalkmıyor. Seçeneği size bırakıyor. F tuşuna bastığınız an yerden kalkabiliyorsunuz. Ne zaman basıp ne zaman basmayacağınızı siz karar veriyorsunuz. Bu olayda şunun önüne geçmek için tabii ki de katil 3 kişiyi yere düşürüp ardından 4.'yü de hızlı bir şekilde bulup çok kısa bir süre içerisinde maçı bitirebilirdi. Fakat bu sistem sayesinde size eğer yerden almazsa otomatik olarak yerden kalkabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim katil mainleri çok sevindirecek bir olaya. Fiziksel olarak çok bir zararı olmasa da sinir bozucu bir olaydı. Fener ile sürekli klik 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 yapılıyordu biliyorsunuz ki. Aç kapat aç kapat insanın sinirini bozuyorlardı. Bu benim de sinirimi bozan bir şeydi fakat Survivor tarafına geçtiğim zaman ben de bunu yapmaktan keyif alıyordum, ne yalan söyleyeyim. Bu sistemi ortadan kaldırmışlar. Artık feneri hızlı bir şekilde aç kapa yapamıyorsunuz arkadaşlar. Sağ tıka basıp anında elinizi çekseniz bile yarım saniye boyunca fener açık kalıyor. Bunu önleyemiyorsunuz. Böylece hızlı bir şekilde arka arkaya aç kapa aç kapa yapamıyorsunuz. Aynı zamanda feneri her aç kapa yapışınızda fenerin bataryası ciddi oranda azalıyor. Zaten ekranda bataryanın ne kadar hızlı gittiğini görüyorsunuz. Bu sistemi de bu şekilde ortadan kaldırmışlar. Şimdi gelelim Autohaven değişikliğine arkadaşlar. Otomobil mezarlığı mapinde diğer maplerden birkaç spot hızlandı. İşte son zamanlarda Macmillan'a gelen ikili pencere spotu gibi veya Yamaoka'daki böyle labirent gibi bir tarafında palet bir tarafında pencere olan spot Autohaven'a eklendi. Ve bir tane de hiçbir map'te görmediğim, zaten ekranda görüyorsunuz, bu spot eklendi arkadaşlar. Çok ilginç bir spot. Paleti çok küçük fakat paleti devirip sonrasında pencerede bir oyun yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Autohaven değişiklikleri de bu şekilde. Gençler şimdi de son gelen değişikliklerden sonra bizim gerizekalı Ali'nin yaptığı bir build'i göstereceğim. Çok hızlı bir şekilde yerden kalkma build'i.
perkleri hızlı bir şekilde göstereceğim. Videoyu durdurup perklerin ne işe yaradığını okuyabilirsiniz. İlk perkümüz yıkılmaz. İkinci perkümüz lütuf üstel. Ve üçüncü perkümüz takma kafaya. Bu üç perk de yerden kalkma hızımızı arttırıyor. Eğer totemi Efsun totemine çevirip onun bulunduğu alanda düşersek normal kalkma hızına göre yerden çok hızlı bir şekilde kalkabiliyoruz arkadaşlar. Bu üç perk sayesinde. Dediğim gibi Ali önerdi. Bu perkler harici daha hızlı bir şey yapılabilir mi bilmiyorum. Ama şimdilik en iyisi bu gibi duruyor. Evet gençler, şimdi de yeni güncellemeyle gelen bir bug'ı göstereceğim. Zaten ana oyuna eklendiğinde böyle bir bug kalmaz, fakat belki merak edenler vardır, onlar için gösterelim. Son kişiyi yere düşürdüğümüz an otomatik bir mor ekranı giriyor demiştim. Zaten bunu gördünüz. Biz de şunu deneyeceğiz. Bir kurbanı yere düşürdüğümüz an o animasyon girmeden kurban hatch'ten atlarsa bug'a giriyor mu girmiyor mu bunu deneyeceğiz. Biz tabii ki sonucunu biliyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi bug'a giriyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey değil ama elbet merak edenler olmuştur, hani yere düştüğümüz an hatch'ten gitsek ne olur diye. Gördüğünüz gibi bug'a giriyor. Yani DBD'den de çok ekstrası beklenemezdi zaten. Bir şeyi getirip bir şeyi bozdukları için genelde. Ama ana oyuna eklendiği zaman tabii ki de böyle bir sorun kalacağını zannetmiyorum. Ve gençler, son olarak Mori değişikliklerindeyiz. Trapper, Raid, Hillbilly, Nurse ve Huntress gibi oyunun ilk zamanlarında çıkmış olan katillerin morileri FPS açısından TPS açısına çevrildi. Yani direkt olarak katilin gözünden değil de aynı Survivor'ların gördüğü gibi geniş bir açıdan göreceğiz morileri. Dilerseniz sırayla onları da izleteyim. Başka da bir şey yok zaten. Yeni gelen şeylerle ilgili yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı gençler. Normalde güncelleme videoları uzun oluyor biliyorsunuz ki. Fakat bu kez çok fazla bir şey gelmediği için kısa bir güncelleme videosu olmuş oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.